mesleki ve teknik bilgilerini halkın yararına kullandıkları için arkadaşlarımız 500 gündür tutuklu. Gezi'yi sahiplenmeye, arkadaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her bölgesinden, her yöresinden yurttaşlarımızın itirazlarını, taleplerini haykırdığı, ülke tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi direnişine suç isnat etmek, Gezi direnişini lekelemek amacıyla iktidarın yönlendirdiği yargı mensupları tarafından verilen hukuksuz tutuklama kararının üzerinden 500 gün geçti. TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın hukuk müşaviri Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarımız ve Osman Kavala herhangi bir hukuki gerekçe delil sunulmadan cezaevinde tutulmaya devam etmektedir. FETÖ mensubu emniyet görevlileri tarafından hukuksuz bir biçimde elde edilen delillerin FETÖ firarisi bir savcı eliyle yeniden kıymetlendirilmesi sonucunda AKP milletvekili aday adayı olmuş bir hakim kararıyla arkadaşlarımız 500 gündür tutsaktır. Gezi direnişi doğal alanlarımız, parklarımız, meydanlarımız betona boğulmasın, kıyılarımız, ormanlarımız, meralarımız ranta kurban edilmesin diye sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarında hep birlikte barış içinde yaşayabilelim diye milyonlarca yurttaşın haykırdığı toplumsal bir olaydır. TMMOB ve bağlı odaların en temel amaçlarından biri, bilimi ve tekniği halkın yararına kullanarak kamusal alanları savunmaktır. Bu kapsamda milyonlarca yurttaşın toplumun ortak değeri olan Gezi Parkı betonlaşmasın diye İstanbul kentinin merkezindeki en önemli deprem toplanma alanı yapılaşmaya açılmasın diye yürüttüğü mücadelenin sözcüsü olmak suç değildir. Arkadaşlarımız Gezi'ye katılan milyonların sözcüsü olmuşlardır. Halkın çıkarlarını savundukları için, Taksim Meydanı'na ve Gezi Parkı'na sahip çıktıkları için, mesleki sorumluluklarının gereğini yerine getirdikleri için bu arkadaşlarımız 500 gündür hukuksuz, gerekçesiz bir şekilde cezaevindeler. Cezaevinde oldukları her gün, her an hukuksuzluk katlanarak büyümektedir. Arkadaşlarımız deformasyon ayrıntı haline gelen yandaş medya kanallarının iftiraları, tarihi kendilerine göre eğip bükmeye çalışan siyasetçilerin tüm yalanlarına rağmen toplum nezdinde masumiyetlerini, haklılıklarını koruyorlar. 500 gündür 3 kişilik koğuşlarda ailelerinden, sevdiklerinden uzak tutulmalarına rağmen bir an olsun sendelemeden onurlu direnişimiz Gezi'yi kararlılıkla savunuyor, toplum için yazmaya, çizmeye, üretmeye devam ediyorlar. Bizler Gezi'ye baktığımızda bilim ve tekniğin ışığında tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, eşit, onurlu, barış içinde yaşayacağımız adil bir ülke umudunun ne kadar da diri olduğunu görüyoruz. Bizler umudun bastırılması, yok edilmesi için haktan, hukuktan koparak pervasızlaştırmanın farkındayız. Gezi'nin iktidar tarafından nasıl bir korku kaynağı olarak hala canlılığını, güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Tam da bu sebeple bizler Gezi davasında tutsak edilen arkadaşlarımızı savunmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz. Bizler 500 gündür sürdürdüğümüz bu kararlı adalet mücadelemizi arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşana dek tüm yol arkadaşlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Gezi direnişi sonrasında ortak kamusal alanlara dair oluşan farkındalık ve sahiplenme bugün Akbelen'de, Dikmece'de yeşermeye devam ediyor. Gezi'den suç üretmeye beyhude çabalar karşısında arkadaşlarımızla yan yana, omuz omuza Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Tutsak arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmaları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu açıklama